Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli saat 12.45'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek sandığa katılım gösterdi. Bahçeli, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayarak Yeni Yüzyıl'ın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade etti. "Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler" daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum. Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin evinde düştüğü ve yüzündeki morlukların bu nedenle oluştuğu öğrenildi. On haberden Ersin Eroğlu'na konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın açıklamaları şöyle. Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de darbe alıyor kazada alnından ve elmacı kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı. Bahçeli, partisinin 14. olan büyük kurultayı öncesi kaza geçirerek omzunu burkmuştu. Ters hareket sonucu yaşanan incinme sonucu Bahçeli'nin kolu sargıya alınmıştı. MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Milliyetçi Hareket Partisi 14. olan büyük kurultayına hamdolsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, Omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur. Kendisine geçmiş olsun diyerek nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun ifadelerine yer verilmişti.